taş kalk gezelim Urfa'ya doğru. Kardeş kalk gidelim Sıla'ya doğru. Kardeş o da İyidir. Lakin ayaklarım aha böyle böyle şişti. Dolaş dolaş. Belediye bir yandan, ötekiler bir yandan. Tam iş çıkacak bir sokağa girersin. Bakarsın senden önce iki kişi köşe tutmuştur. Cebelden inmiş kurt kimin bakarlar öyle. Hele bir sayak yıkanmadan ha. Abla, iyi misin? Ayaklarına tuzlu su hazırladım. Sen olmayınca ört gölem. Sen say hele. Ben şu ayaklarımı. Hayreder mi? Yusuf okuyor, okusun. Biz beş bas çalışırız hiç. Bes boğazımıza yatmaz. Kızların haftalığı 175. Burada da var 30 lira kar. Ben de çalışırım Halil ağam. Sen Yusuf'sun, en küçüğümüz. Bacısı, ağası, beş kardeş seni okutamamış olmaz bir iş. Hele sen bir oku. Oku da şan olsun, başımızın tacı ol. Hiç çalışma istersen, keyfin bilir. Bacı yemek. Nedir? Sen bak. İçli köfte, sana abla mı diyem, ana mı diyem? Bacımız ya. Ana desek de olur. Ağlatmak caiz mi şimdi? Tövbe. Bereketli olsun. Ehlen emmi. Gel şunu karı ver. Geç kaldın. Geç kaldık evet. Bu İstanbul'un insanı bir acı.
Lan çay bu, hava ısındı diye içilmez mi? Elinde mi kaldı? Valdağında bir iplikçi var, Ermeni. Vallahi lazım dedim, sen almamış çayı, ben paketleri yere çalmış gitmişim. Aldı. Ha, almıştır çaresiz. Bildiğin orman şu İstanbul. Ağaç denizi değil, insan denizi. Kolay mı belledin insan denizini yırtıp geçmeyi? Bura yiğidin harman olduğu yer. Kolay değil besbelli. Lakin bize de bir yer olmalı şu harman yerinde. Aha, beş kardeşim vebali boynumda. Allah razı olsun, yol göstermişsin, yazdın kalkıp gelmişik. İyi mi etmişim bilmem. Rahmet olsun baban ağamdı. Emmi demek, baba yarısı demek. Lakin ne diyeyim? Diyecek bir şey yok emmi. Babamın dükkanı haraç mezat gitti. Ne bir toprak, ne bir zanaat, ne de bir sermaye. Buraya gelmeyeydik. Adana, Antep, İskenderun. Oraları da adam almıyor. Dönek. Ağam, Halil'im, bunu sen mi dedin? Dönmek ne sözdür? Şu İstanbul'un toprağında bes bize ayak basacak yer kalmamıştır, öyle mi? Daha çok adam alır İstanbul. Lakin ağa bele yürek ister. O yürek de bizde vardır evvel Allah'ıma. Namusunla, alın terinle çalışmışsın, bu toz duman içinde köş salacak bir yer bulursun, çare yoktur. Aha İbrahim'in ayakları, aha ellerim, senin aklın, daha Habibe'yle Cemile'nin yürekleri. Hiç ummadığın Yusuf bile baş yarar. Harranın dikeni bodur olur, lakin yapıştığı topraktan öyle kolay sökülmezdir. Ben yüreğimdekini söylemişim. Başka sözüm yoktur. Zela bacım başka. Zela kimsi yoktur. Geç kalmadınız ya. Vakittir abla. Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun, he mi? Merak etme, gözümden ayırmıyorum. Hadi, Allah yardımcınız olsun. Gelir misin? Bu sıcakta zor. Bunu bitirsek şükür. Bu iş çıkmaz iş, öyle mi İbrahim? Çıkmaz iş abla.
Lakin şu üç tekerliden olsa... ...motorlu hani, bildin mi? Arkası kamyonet kimin? Seyyar dükkan bir. İçli köfteleri yaparsın, nohutlu pilav, baş, ne satarsan sat. Nerede iş var oraya seyirt, motora bastın mı? Vallahi ya olurduk. Lakin sermayenin yolu. Neyse boş ver. Geç kalmayalım ya Allah. Hayır olsun. Bereket Allah'tan. Dağ taş kurumuş. Rahmetin eseri yok. Yaz geliyor. Takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam. Gömlek memlek baksan. Diyesim şu. 100 takımlık bir balya gönderse. Şimdi ucuzdur. Ortaklama iş olur. İyi para var. Oğlum, 100 takım 20.000 liralık iş. Onda para var, mal çok. O gönderir ben satarım. İyi iş. İyi iş. Düşler hep iyi olur. Düş olsun, denemekten zarar gelmez. Bekir emmi, kebabını getiren mi? Ya getir, getir. Halil ağam, sana da getiren mi? Ben gidem. Bir ikramımız olsun ağam. Lazım değildir, sağ ol. Geleli bir ay olmadı, kimseyi tanımam. Nereden tanır beni? Bizim orada oturur. Yeni gelenlerin her şeyini merak ederler. Merak edecek nemiz vardır? Herkes kendine bir yol tutturmuştur. Belli olmaz, hayırdır belki. Eyvallah. Dayı, kebapçıdan 3 karaciğer istediler. İyi, hazırla sen. Takım başına, takım başına %100 ticaret vardır. Böyle bilesin. Baki selam eder, tezden cevabını bekler. Ellerinden sıkarım. Halil Erkuş şuraya. Cabbar Ceylan. Elini öp kız, büyük adam olacak o. Yaz bakalım, yaz. Kavaflar Çarşısı... Kadayıfçı Müslüm Ceylan eliyle Urfa. Liseyi de bitirirsem daha okutur musun Halil ağam? Sen oku hele, ne kadar mektep varsa hepsini bitir. Gücümüz yettikçe evelallah.
Muhabbetiniz bol olsun. Geç hele şöyle. De, sofranın üstüne koy. Kim bu be? Akşamlar hayır Halil ağa. Hayırdır, buyur. Sağ olasın. De geç. Akşamlar hayır İbrahim ağam. Ben gideyim. He ya, işi vardır. Akşamları gazinoda çalışır. Bana müsaade. Beni nereden tanıyor? Komşu, memleketli olur. Suruç'tan. Bu nedir? Lan yeğenim, bildiğin ikram. Komşu hatırı. Ne lazım? Ey uzatmışsınız, çaydın çökün yiyek soğumadan. Telaştan buzalamamışım. Ben alayım Bekir emmi. Ha iyi edersin, de göster kendini. Masrafı çıkmışım, 25 lira kalmıştır. Nafile hallâ. Boş yere taban tepmişim bütün gün. İlla o üç tekerliden almak gerek. Bildin değil mi? Bildiğin seyyar dükkan kardeşim. Gününe göre çeşit koy sat. Günde 100-150 liraya para demiyor. Kaça bunlar? Alamayınca fiyatını bilmişsin kaç para. Lan yeğen, bilmekten zarar gelmemiştir. Kullanılmış var bir bildikte. 15.000'den fazla değildir. Gördün mü? Gerisi Allah kerim. Nasıl kerim Bekir emmi? Kerimdir elbet. Cemili'yi everince. Verince başlık mı orası? Kime vereceğim? Bu çocuk var, Yaşar. Memleketlimiz olur. Dedim ya, Suruç'tan. E'si bu. Bekardır, bir başınadır, gurbet eldedir. Gündüz kebapçıda çalışır, gece gazinoda. Evlenmek ister. Bunda bir ayıp yoktur. Ben de düşünmüşüm. Yeğenlerim İstanbul'dadır, tutunacak dalları yoktur. Bir soram demişim. Nasıl bir adam? Benim aslan bacım. Adamın kötüsü olmaz. Meğer ki züğürt olan. Ele bilmişsin. Kim parası var, ey adam. Biz? Biz de kötü. Bu mu dediğin? Bu sabi acizdir. Allah kerimdir, evet. Lakin Cemilerin omuzlarına basmak caiz değildir. Benim rızam yoktur. Abla, beni bırakmazsın. Bırakmam Cemile. Niye abla? Nasıl olsa bir gün... Evet, bir gün. Yalnız bugün değil. Şimdi Zebun'uz. Zebun'dan kız alan bildiği gibi zulmeder. Ben oldukça kimseye rüsva etmem sizi. Hep bizim için. Ferhat'ı da bizim için bıraktın. Ferhat. Her şey uzaklarda şimdi. Memlekette, insanlarda. Ferhat'ı ilk gördüğümüzde ablamla beraberdik.
çarşı içindeydi. Öyle durup baktı bizi gördüğünde. Taş kesilmişti sanki. Biz de başımızı eğip yürüdük. Ama sanki hep oradaydık. Ağlarım istememişti ama anam razı olmuştu. Nişanlandınız. Ablacığım, melekler kadar güzeldin o gün. Büyük bir düğün olacaktı. O gün anamız öldü. Ölmeden bizi, ağalarımızı, babamızı da sana emanet etti. Hem bacımız, hem anamız oldun. Orta direğimiz oldun. Ferhat'ı bırakıp peşimizde gurbet ellere düştün. Hep bizim için, bizim için kendini gözün görmedi. Yeter! 17.000'e razı ettim adamı. Günde 150 liradan az getirirse ağa boynumu vurun. Hiçbir şey istemem, ne su ne ekmek. Bilmem ki, Cemile. Ey, al kardeşlerini otur öyle. Bekle gökten insin zembille. Daha ne insin gökten? İnmiş işte. Bak emmi, 10.000'den aşağı olmaz. 7.000'de borçlanırız, taksitlerini ben öderim. Bakalım öyle. Yusuf'un büyük kardeşleri ona haset ettiler. Ve bir hileyle onu kıra götürüp bir kuyuya attılar. Ondan sonra geri döndüler ve Yusuf'u kurt yedi diye babalarına yalan söylediler. Daha sonra işlerinden birisi yemek götürmüştü. Bir de baktı ki kuyu başına bir kervan gelmiş. Yusuf kuyudan çıkarılmış. Dönüp diğer kardeşlerine haber verdi. Hem oraya gittiler. Bu bizim kölemizdi kaçtı diyerek pazarlık ettiler. Ve pek ucuz bir değerle Yusuf'u sattılar. Yusuf o vakit çok küçüktü. Kardeşlerinden korkup sustu. Ve Allah'a güvenerek kervana katılıp gitti. Çocuktum. Ninemle ziyarete gidiyorduk. Halil Rahman'da bayram kalabalığını görünce şaşırdıydı ninem. Elvan eşkal cemadediydi. Öyle. Renk renk, şekil şekil insanlar. Bir bize mi yer yok bunların arasında? Vardır elbet. Her biri kim bilir neleri göze almıştır, nelerden vazgeçmiştir. İlle de bir şey mi vermek lazım? Bir gün nasıl olsa her birimiz evleneceğiz. Aile için birimiz bir şey yapmalı. El kadar çocuğa mı kalmış koca ailenin yükü? Bilmem Zelha. Sen de yaptın Urfa'yı bırakıp gelmekle. Urfa'yı öyle mi? Ferhat'ı demek istedim. Hiçbir şey demedim. Hadi sen geç kalma. Kızlar iş yerinden çıkar neredeyse. Bunlar yeni geldi emmi. Hey, koy şuraya. Kaçtan? Çaylar 90, ipekli 160. Çaylar 70, ipekli 120. Böyle. Başka? Başka, haber sende emmi. Bende ya. Olacak senin iş. Lakin kıyacaksın. 10.000. Sen bilirsin. Bilmişim elbet. Sana bir kız vereceğim. Ehli namus bizden, dili dilinden anlar. Memleket yemeklerini rahmetli anan gibi yapar. Eli biraz sakat gördün, bildin. Lakin bir çiğ köfte yoğurur, ipek vallahi lazım. İki bin de bana. Böyle. Şimdi yürü. Yalla. Belediyeden. Öyle belediyeden. O zaman rahat çalışırsın. Aşı filan bir de ehliyet lazım. Halil ağamım var. Nasıl gitti lahmacun? Boşver. Bu sıcakta böyle işte. Ben sabah nohutlu pilav sattım fabrikanın orada. Sıcak bastırınca da buzlu gazoz çörek. Kaça mal oldu? Vallahi takım taklavat falan 17.000. Şimdi doğru parka. Çoluk çocuk var orada anlarsın ya. Hadi eyvallah. Beni
isterim. Yün ceket, bir de ipek çorap. İpek çorap? He ya, herkeste var. Sen Cemile? Sen bilirsin abla. Zela abla. Ferhat ağa. Hoş geldin. Nasıl Urfa? Siz olmayınca... Biz mi? Zeliha ablam mı? Biz kıymayı alırız abla, sen sonra parasını verirsin. Dur! Yürü kız! Gelmeyeceydin. Otobüslerde çalışıyorum. Urfa, İstanbul. Zor buldum sizi. Buyurun, ben bakarım dayı. 3 kilo kıyma olacak. Yağsız olacak, sinirsiz. Tamam mı? Bildiğin gibi yap öyleyse. Habibi. Ya Habibi demiş adam. Bizim dediğimiz Habibi. Ya Habibe. Ben olmasam hepsi perişan olur. Vakit zor vakit. Kendimizi düşünecek sıra değildir. Yusuf okuyacak. Habibe büyümüştür. Sonra Cemile. Doğurmadım ama ben anayım. Hepsinin anası. Ana da olsan gün gelecek bakmışsın elinde hiçbiri kalmamıştır. Bu böyle. Boştur kendine zulmün ve de bana. Biz ikimiz... Bizim de çocuklarımız olur. Sen git Ferhat. Kader ele yazmış. Nedir bunlar Halil? Evet, hediye ufak tefek. Hepinize. Ne lazım? Adet böyledir Zela. Nasıl bir adetmiş? Kimmiş durup dururken? Durup dururken değil Zela. Cemil artık işe gitmeyecek. Olmaz! Zela! Olmaz, vermem! Caiz değildir. Sabidir Cemilem. Zulümdür, zulüm! Vermem! Vermem! İmparator olacağım şu İstanbul toprağına, bak emmi! Göreceksin, imparator olacağım! Bildin değil mi ha? Ha, işte ondan! Ne
üç tekeri var. Sac ayak bu, sac ayak. Gayrı İstanbul kazan, ben kapça. Sandım. Habibe. Öyle uzun konuşmasını bilmem. Bana varır mısın? Benim ablam var. Ağalarım var. Onları değil, seni istedim. Kalmışsın. He. Bugün fazla çalıştık. Haftalığım. Gel kız, az yardım et. Ne lan? Ana zot mu? Tövbe, o nasıl söz? Cabbar'dan. Yeğen. Yarın pazar çorap, mendil, gömlek satarsınız. Ucuz düşürdüm. Emmi, biz yarın gazoz filan... Lan daha dünkü aklınla... Sen benim dediğimi yap. Yeni caminin orada. Bir dene kalırsa bunları keserim. Çok ucuz aldım, yanık mal. Ne dersin ha? İyi fikir. Cabbar'dan. Yazmış demek. Ağam, biz geç kalmasak, sucuk, ekmek... Yükleyin. Salı günü beni otelde bul diyor. Aksaray'da Ferah Oteli. 20 takımla bir deney ekliyor. Aklı yatmış besbelli. Zor olacak. Lakin ırmağa geçtik. Evet. Buyur. Buyur Zelha abla, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. İçli köfte yaptıydım, Cemile sever. Sağ olasın. Yalnız o mu sever? Afiyetle yiyin. Bir çay koyayım, yeni demledim. Zahmet olmasın.
Cemile... Neredeyse gelir. Bizi pek boşladınız abla. İki ay olacak, arayan soranımız olmadı. Nefes aldığım mı var? Günde üç posta yiyecek. Ha lahmacun, ha nohutlu pilav, sucuklu ekmek, üçlü köfte. İşler? Şimdi iyi şükür. Cemile'yi sordum. Zehra teyze almaya gitti. Neredeyse gelir. Nereden? Şişli'den. Çalışıyor. İyi bir aile. Nasıl yani? Bu Zehra teyze bulmuştur. İki çocukları var. Onlara bakar. Çok iyi, mazbut aile. 15 günde bir izin. Bugün tam bir ay olacak. Sana Cemile'yi bunun için mi verdik? El yanında öyle mi? Çalışmak ayıp mı abla? Değildir. Cemile fabrikada çalışmıştır. Lakin el hizmetinde caiz mi Yaşar? Fabrikada aldığı 75 lira haftalık abla. Burada tam 700 alıyor ayda. Ben alır giderim Cemile'yi. Olmaz iştir Zelha abla. Ağalarında insaf olmamıştır. Başlık, düğün, şu bu 17 bin lira saymışım Cemile'ye. Hele şu borcu ödesin, sonra çalışmaz. Akşam 7'de istediler Yaşar, gelir götürürüm. Sağ olasın Zehra teyze. Tam 7'de hazır olur. Hoş geldin. El hizmetinde çalışmana rızam yoktur. Bohçanı yap gidelim. Duydun mu? Bohçanı yap. Olmaz abla. Ben Yaşar'ın ehli olmuşum. Olunca ben Halil'e söylerim. Halil ağam üç tekeri almıştır. O karışmaz. Kimse karışmaz. Öyle mi? Gelip gelip de yara deşmenin faydası yoktur Ferhat. Temelli geldim. Burada inşaat şirketinde iş buldum. Olmazlanmaz. Dükkanın yarısı benim sayılır, anamdan. Sen de çalışmazsın. Evinin kadını olursun. Şimdiki insan eti yemeye alışmıştır, gayrı doğmaz. İnsan eti? İnsan eti. Ağaların Cemile'yi yemiştir. Kim ki başkasının sırtından geçirmiş insan eti yemiştir? Doğru değildir, ağalarım... Doğrudur. Şimdi sıra belki sende. Belki Habibe, Yusuf, hatta İbrahim. Kim kuvvetli o kalır? Ağalarım yapmaz. Yapmaz da evet. Lakin tadını almış çare yoktur. Zelan boştur, yazık olacak bize. Olacak evet. Başkaları için yaşamaktır kiminin kaderi. Bele. Ben de senin için yaşamışım. Beklemişim. Beklerim. Şimdi
Mal çok bende, yeter ki sen sat. %10 komisyon çok değil mi emmi? Lan yeğenim, şu kısa günde 250 lira ticaretin var. Sen benim kazancıma ne karışmışsın? Komisyonsuz iş nasıl dönmüş de bakalım. Öyle olsun. Öyle olacak elbet. Yusuf! Nedir yavrum? Ne lan? Kavga mı ettin? Ben oraya gitmem gayrı. Senle çalışırım. Ne olmuş? Hiç. Sizle gelirim. Yardım et Ales. Hadi, davran, hadi. Ne o bacı? Gülecek zamandır şimdi. Neymiş surat asmak? Cemile'ye gittim bugün. Kendi derdimizden kıza ne oluyor diyemedik bunca zaman. Ne olmuş kıza? El yanına hizmete vermiş Yaşar. Kız zebun, kız perişan. Ben kulağını dökerim Yaşar'ı. Faydasız. Kendisini satan kardeşlerinin yanına ne etmeye dönsün? Halil, İbrahim, Yusuf'un kıssasını bildiniz mi? Kardeşleri ondan kurtulmak için kuyuya atmışlar. Biz de ona döndük. Cemile'nin cesedi üstünde düğün sofrası kurmuşuz. Yiyip içip şükür diyoruz. Bu mu kardeşlik? Urfa'dan bunun için mi geldik? Birbirimize bunu mu edecektik ha? Ana derdi. Yazıklar olsun bana. Önünüze geçememişim. Cemile'yi elinizden alamamışım. Sandviç var, simit var, sandviç var, simit var. Ayran var mı? Buyur abiler, şeker abiler, can abiler. Sandviç var, simit var, simitler gevrek abiler, buyurun abiler. Simitler gevrektir abiler, buyurun abiler. Simitler sıcak sıcak, simitler sıcak. Bir ayran versene. Hay hay beyim, buyursunlar. Abdullah, macun var, içli köfte var, atom bunlar, atom! Lahmacun var, buzlu ayran var, hadi buyurun, buyurun beyim! Yusuf, katoda çüpeye! Hadi beyim, lahmacun mu, buzlu ayran mı, ha? Sen buradan voltanı alsan iyi olacak. Niyeymiş? Arabamıza taş koyuyorsun, bas git! Bu İstanbul toprağı sana mı tapulanmış? Gel lan! Bas git dedik! Durman, kaçın! Durmuşlar be! Çabuk polise git! Halil, kaza mı yaptın? Yok bir şey. Nasıl yok? Üstüne başına ne olmuş? Toz içinde. Hiç, çatıştı gaz biraz. Yusuf, İbrahim? Yok bir şey dedim, havlu ver hele. Kimle kavga etmişsin? İskelenin orada. Bizim gibi satıcı var. Ne oldu lan? Sen de mi? Yusuf! Bir şey yok abla. Ha?
Neye ayrı ayrı geldiniz peki? Bir şey oldu demiyorsun. Adam vuruldu. Adam mı? He. Nasıl lan? Vallahi bilmem. Hallam üzerimize düşmüş. Bıçak elimdeydi. Bir yerine girmiş adam. Ne olacak şimdi? Evet, biz kaçtık. Kaçtık. Laf! Nasıl olsa bulurlar. Ya ölürse? Neresinden vuruldu söyle. Vallahi bilmem. Biz kaçtık. Motorun numarasını almışlardır. Kaçmak boş. En iyisi gidip teslim olmak. Yarın Cabbar gelecek idi. Arabanın 8.000 lira borcu var. Nasıl olacak? Her şey yoluna girmiş idi. Tamam. Biz ölmüşüz. Hepimiz. İbrahim ağam. Ben vurdum. Karakola giderim. Derim böyle. Yalan. Olmaz öyle şey. Yalan desene İbrahim. Bıçak senin elindeydi dedin. Bendeydi. Lakin... Lakini ne? Öyle lazım abla. Yoksa ölmüşüz dedi ağam. Sana mı kalmış ölmek? Sen okuyacaksın. Yusuf! Çekil! Şunca Sabi'yi bıraktın. Aile için lazım Zelha. Yusuf bunu yapmış. Öyle mi? Cemile'yi sattın, şimdi de Yusuf'u kuyuya atıyorsun. Yusuf'um, yavrum, doğru mu ettin? Kendi canına kıydın. Ne dedin de tuttular seni? Bıçağı aldım da vurdun mu dedin? Eline bulaşmayan kanı alnına mı sürdün? Yazık ettin. Yazık ettin ki bah! Öyle lazımdı abla. Birimizden biri gideceğiydi. Ağlarım sağ olsun, sen sağ ol. Sen dam altında oldukça ben sağ olmuşum kaç para. Seni burada bırakmam. Varıp diyeceğim. Bir faydası yoktur abla. Ben diyeceğim itemişim, imza basmışım. Geçsen iyi olacak. Abla! Daha gelme! Kimse gelmesin! Kitaplarımı gönder Bez! Cabbar Ceylan, bugün gelmiş olacak. Hoş gelmişsin Cabbar ağam. Hoş bulduk. Emmim Bekir, tanırsın herhalde. Ben çok oldu çıkalı Urfa'dan. Buyur otur. Bildim. Babanın dükkanı önüne iskemleyi atar çay içer. Şimdi de öyle. Nasıl oralar? Kulağı asma. Ölü evi kimi durgun. Bir bakarsın yangın yeri kimine laflanmış. Sonra hikaye heç. Hele
20 takım mı getirdin? He, bir deneyek dedik. Ya sen iyi koku alırsın. Ne olacağını bilin. Ey mi bari? Ne verir? Takım başına 200. Al götür hepsini, yarı yarıya. Şimdi 10 götürürüm, hele bir gör. Emmim akşama bize getirir seni. Ne lazım, zahmet olur. Aa, gurbette sayılırsın, bir çiğ köfte yemeden olmaz. Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri. Ağlarım razı gelmez. Buz gelir ağlarım. Tövbe de. Biz birbirimizi sevdikten sonra onlara ne oluyor? Bizde adet. Adetlere boş ver. Sen bize bak. İfade verdik. Lakin mahkeme ne zaman belli değil. Adam iyi, ölmemiş. Ya öleydi? Ölmedi işte şükür. Lan bacım, etme öyle. Bak, cabbarın işinden 2 saatte 1000 lira kazanmışım. Yarın da 1000 var. Şimdi avukat neyi tutarız? Okuyacaktı. Biz de okumadık. Kısmet böyle. Aha, bunlar senin. Ben Yusuf'un etini yemem. Ağam, hazırlık yapsak akşama? Bu akşam misafir var. Habibe, sen de çiğ köfte hazırla. Yalnız elbise değil, ne olursa yapıyoruz. Söz gelimi geçende 5000 ganem almışım, yani koyun. Lakin elimde kaldı. Karşıya kuş uçurtmuyorlar. Oturup yemişsin hepsini. Ne dek baba, konu komşu çok. Lakin yalnızlık fena. Diyeceğim, elbise işi kolay. Buyur cabara. Eyvallah. Mazbut, tam kıvamında. Maşallah. Afiyet olsun. İthal işi kolay. İskenderun. 1000 takımlık bir parti. Limanda karantina vardır. Etüve yalla. Elinde kalsa? Lan oğlum, biz tüccarık. Ele bir tartar, seni de satarım. Alıcısı bende. Görüşmeye çıkmıyor. Ablan geldi diyeydin. Dedim. Merak etmeyin, kitapları veririm. Sağ ol. Sen dönsen Ferhat. Dönerim. Görmek istemediğin şeyi sana anlatmak zor. Lakin ben seni kararlı bilirdim. Kararlıyım. Kardeşlerimin benden başka kimseleri yok. Bir Habibe kaldı elinde. Ötekiler? Ötekiler... Demek öyle. Duydum geldiğini. Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum. Hesap verecek kimsemiz yoktu. Temiz iş iyidir. Gezmeye mi geldin? Sizin gibi.
Aynen. Şantiyede çalışıyorum. İflah eder mi işçilik? Adamına bağlı. Bu kadar insan çalışıyor. İyi. Zaman kaybetmemişsin. Kaybolmuş zamana bakarsan bir ömür tutar. Gidelim. Sağ ol kızım. Komşu sayılırız. Lakin alışverişten öte bir münasebetimiz olmadı. Kusur bizde elbet. Estağfurullah. Kısmet olursa hayırlı bir iş için geldim. Abla, ablacığım söyledi. Razı olur mu? Olur, neye olmasın? Olmazsa ne bileyim. Ben varım. Dua edem mi? Et. Allah. Eyvallah. Evet, aklım yatmıştır. İyi olur. Buraya gelip yerleşmek iyi. Ortak iş tutarık. Lakin zor. İki çocuk var tabii. Anam aciz. Bakamaz çocuklara. Yoksa mal bulmak kolay. Senede 1000 takım devreder miyiz? Edilir. 1000-1500. İstanbul'a her gün insan akıyor. Burada talep çok. İyi, ben hele bir düşünem. Bana müsaade, gitmeden sana bir sipariş alayım. İyi olur, iyi olur, hadi sen. Eyvallah. Bizim küçüğü kovmuşsun. Sabah akşam tabak kırıyordu. İşlemiş yövmesini alacak, 50 kağıt. Ya kırdığı tabaklar? Ona iş kazası derler. 50 kağıt, çık hele. İyi olur. Lakin çocuklar zebun olur. Kim bakar onlara? Al gel çocuklara cebara. Lenem mi? Ben anam varken onlara zor mukayyet olurum. Burada kim bakar? Eveririz seni. Aramadık değil memlekette. Yarama dokunmusun. Vallahi lazım 100.000 başlık sürmüşüm ortaya. Kimse kız vermedi. Gayri çocuklardan mıdır, benden midir Allah bilir. Tövbe, senden niye olsun? Aslan gibisin maşallah. Bizim oraları bilirim, hasettir. Eyvallah, haset. Sana helal birini buluruz burada. Hem yabancı değil. Halil'in küçüğü. Alnına çatkı çatan. Yok, onun küçüğü, Habibe. Çiğ köfte yapan. Dili dilinden anlar, memleket yemekleri yapan anan kimi. Genç, bildin, gördün. Bir çiğ köfte yoğurur ipek. Yedin. İyi bu. Ben razı ederim. Ağamdan ses çıkmadı 2 gündür. Ötekiler? Ötekiler de sözünü etmiyor mu? Etmesinler. Ya ağam vermezse? Vermezse kendi bilir. Saçından tuttuğum gibi sürür götürürüm. Caiz değildir. Ağa sözünden çıkılmaz. Öyle mi sandın? Habibe, bana yar olmazsan kimseye olmazsın. Dünya bir yana, sen bir yana. Böyle. Zelha! Bırak artık o işi, lüzum kalmamıştır. Bu iş bitti bacı, yemek işi yok artık, tüccar olduk. Bilekle, alın teriyle tüccar mı olunurmuş? Neredeymiş sermaye? Sermayemiz vardır çok şükür, hem de büyük ortağımız vardır.
Ortaktan da öte enişte 40.000 başlık saymıştır. O adam mı? He, Cebbar. Allah'ın izniyle... O sarhoşa mı? Yalan. Olmaz, olmaz. Abi, ne yapmışsın sen? Kötü bir şey yapmamışım Zela. Tüccar olmak fena mıdır? Ya Habibe? Habibe ne olacak? Zeki ne olacak? Dur hele, dellenme Zela. Kimseye söz vermişliğimiz yoktur. Ama onlar birbirlerine söz vermişler. Ağasının fikrini almadan öyle mi? Büyüye riayet bu mu? Zeki nedir? Hiç! Dükkan onun mu belli değil. Habibe için Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok. Vazgeç oğlum, içmekle bu dert halledilmez. Varsın vermesinler, sana kız mı yok? Dayı bırak sen. Efkarıma dokunma. Öyle dayı, dokunma. Biz bakarız Reşit amca, sen merak etme. Demek ağam sattı bize ha? Öyle olsun. Ulan bana yar olmayanın... Avukat demiştir, bu bir kazadır hakim bey. Bir husumet yoktur ortada, yaşı küçüktür. Hakim seni sordu, dedim hasta. 2 ay sonraya kaldı. Habibe. Ben de Zeki, kasap. Şimdi haraç mezat olacak burada. Arttıranın üstünde kalacak. Paran varsa sen de arttır. Belki üstünde kalır. Yaklaşmayın, yakarım! Şimdi yok mu arttıran? Zeliha abla, oldu mu? Oldu mu? Bıçağı ver Zeki. Sen iyi çocuksun. İyiyim ya. Sen de iyisin Zeliha abla. Bu da iyi. Sen de. Bu garip de iyi adam. Hepimiz iyiyiz. İyiyiz de ne diye böyle oluyor? Ne diye? Niye? 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 Belki benim yapamadığımı o yapar. Saçından sürüyerek götürür.
Niye saçından çekip götürmedim? Seni çok mu saymışım, yoksa yeteri kadar sevmemiş miyim? Ferhat, bunu konuşmaya gelmedim. Habibe'yi kurtarmak lazımdır, bir çare. Bir çare vardır belki. Bakalım. Abi be. Söyle ne olacak? Ben sana diyeyim, alıp gideceğim seni. Dediğim gibi, saçından sürüyerek. Olmaz bir iş, ağlarım sağ bırakmaz. Ya ben, bana yar olmayınca? Ya ben ne yapayım ikinizin arasında? Bırakın beni öleyim, öleyim de kurtulayım. Kader böyle yazmış alnıma. Çok ölmüştür benim gibisi, ya kahrından, ya sevgilisinden, ya ağasından. Yok Zeki, olmaz, olmaz! Cabbar'a Urfa'da işi yoluna koymuş. 50 takım ve de iki çocukla çarşambayı oradayım diyor. Cuma'ya düğün, sen ne yaptın? Aksaray'da buldum bir daire. Lakin 1200 lira aylık istemiş. 1200? Hı, tut. Lan yeğen, çok. Selamün aleyküm. Verdiğim Allah selamıdır. Aleyküm selam, istediğin buysa. İstediğim bir şey yok. Diyeceğim Habibe için. Senin ne ağzın Habibe? Kes ve de yürü işine! Patronun yövmeyeni kesmesin. Zelha ile kavileştik. Habibe'yi cepara verirsen... Sen düş yakamızdan gayri, gölgeni görürsen... Karşında bacıların mı var sandın? Uzak dur, karışmam! Biz kararlıyız, gideceğiz. Yani dediği? Hiç, Zelha ölüm olsa bizi bırakmaz. Heballah, bırakaydı Urfa'da bırakırdı. Verir, ben ağzını aradım. Lakin 500'ü benim. 1000'i senin. Azemeğin geçmedi bize. Emmi demek, baba yarısı demektir yeğenim. Habibe kızım, ağan seni çağırıyor. Senin. Daha var çok, ne istersen. Her şey hazır, büyük düğün olacak. Şimdi de Habibe'nin cesedi üstünde düğün sofrası, öyle mi Halil? Öyle mi olacaktı? Şu İstanbul ormanında kimseye diş geçiremeyince... aciz kardeşlerinin etini yemek kolay mı geldi? Caiz mi Halil yaptığın? Ne yaptımsa sizin iyiliğiniz için yapmışım.
Kim kaldı ki iyiliğini göre? Cemile'yi köle etmişsin. Yusuf'u cehennemin kuyusuna attın. Habibe'nin etini ha köpeklere atmışsın, ha cabbara vermişsin. Bir ben rızamla kendimi adamışım. Ana olayım demişim. Ama bir faydası olmamıştır. Elimden bir şey gelmemiştir. Yok, bu düğün olmayacak Halil. Mümkünü yok, olmayacak, olmayacak! Selamun aleyküm. Ağam, bizim sacaya kaza mı oldu yoksa? Gereği kalmamıştır, sattım. Ben ne olacağım ağam? Yanımda çalışırsın. Sattı İbrahim. Hepimizi sattı. Her yeri aradık Reşit amca, bulamadık. Sabah bahçeli lokantanın orada görmüşler. Düğün? Düğüne bir bakın. Olur mu olur. Hadi gel. Ben dükkanı kapıyorum. Olmayacak. Şimdi Habibe orada. Bir düğün sofrasına yatırmışlar. Başının üstünde Harran'ın yırtıcı kuşları. Ben ablayım, anayım Ferhat. Bir Habibe de kalsa, onu bırakıp seninle gelemem. Bağışla. Dediydim, Zelha bacım bizi bırakmaz. Düğünümüze hoş geldin Zelha bacı. Bilemedin Cebbara. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil. Bu düğün bizim düğünümüz. Habibe'yi almaya geldim. Habibe benim karımdır. Bu iş gönül rızasıyla olur. Ağaları onu peşkeş çekmişler sana. Yedirmeyeceğim hiçbirini ben sağ kaldıkça. Hiçbirini! Cemile! Abla! Ablacığım! Yanıldın Zelha bacı. Bizden kadın alındığı görülmemiştir. 40.000 lira saymışım. Bir aldığımı kimse geri alamaz. İlla alırım dersen, ölüsünü alırsın. Dene! Bunun bir zararı yoktur. K-
Kardeşlerimi sana yedirmeyeceğim. Var başkalarının etine ya gücüm varsa. Biz kendi halimize yeteriz. Bilek gücümüz, alın terimiz varken. Abla, abla. Beni bırakma Zelha bacım. Hakime diyeceğim. Yusuf'un suçu yoktur. Ben vurmuşum. (Gülüyor)